Buna da gelelim. Hoca filmi, Hocalı katliamını ne olduğunu anlattığınız bir filmdi. Bir dünyada o anda olanı duyurduğunuz bir filmdi. Ama siz devam ediyorsunuz ve yeni bir filminiz daha var. Kanlı Ocak adı ve orada sanıyorum asıl Azerbaycan Bağımsızlık Savaşı. Yani Hocalı'nın biraz öncesini bu filmde anlatıyorsunuz değil mi? Yeni filminiz bu. Şu anda o filmden de fragmanlar veriyoruz zaten. Cuma günü vizyona girecek. Burada ne anlatıyorsunuz? Hocalı'dan sonra çektiğiniz bu Kanlı Ocak filminde o Azerbaycan Türkü'nün, Azerbaycan'daki Türklerin bağımsızlığına giden yolu anlatıyorsunuz ama burada bazı semboller de var sanıyorum. Tabii. Bu Karabağ, Hocalı, Şuşa, Ağdam, Füzuli ve diğer Azerbaycan şehir ve köylerinin itirilmesinde esas maksat yani bir torpaq uğrunda savaş değil. Esas maksat Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesi. Ve bu bağımsızlık mücadelesi Azerbaycan'da 1990'cı seneden de önce 88'lerde başlamış. Azerbaycan biliyorsunuz ki Sovyetler döneminden çıkan ilk respublika oldu. Ve bugünlerde biz Ukrayna'da gördüğümüz mücadeleni Azerbaycan 1990'cı yılda yaşadı. Ve Sovyet ordusu oraya girdi, saldırdı ve 137 resmi rakam 137 nefer ama gayri resmi rakamlara göre kat kat bundan çok insanlar kırıldı. Ve bundan sonra olan bütün bu olaylar Hocalı onun içinde sadece Azerbaycan'ı bakımsız olmağın karşısına almak içindi. Yani. Yani Azerbaycan'ın bağımsızlığa giden yolunu engellemek için tabii. Hocalı, Ağdam, tabii. Şuşa, tabii. bütün bu olaylar esasında onun engellemenin tabii. amaçları. Ama öncesinde bu 1990-20 Ocak'ta Azerbaycan'ın bu özgürlük mücadelesinin karşısına almak için Sovyet ordusunun esas tabii Şuşa tabii bütün bu olaylar esasında onun engellemenin tabii. amaçları. Ama öncesinde bu 1990-20 Ocak'ta Azerbaycan'ın bu özgürlük mücadele nizamlı ordu hisselerinin gelmesi, tankların, APC'lerin şehir içine girmesi filmde de bir bizim karakterimiz diyor ki biz değnek gözlüyoruz. Tanklar geldi. Bu problemi açıklamak ve bütün dünya için bu özgürlük mücadelesini yaşayan bütün ülkeler için bir örnekti yani. Yani bu Türkiye'de yaşamış, Amerika'da yaşamış, Fransa'da yaşamış, İngiltere'de bütün ülkeler bu özgürlük mücadelesini yaşamış. Sadece filmde ben onun bu Kanlı Ocak filminde ben onun bir mətbəxtini gösterdim. Nasıl oluyor? Yani bir ailede bir annenin iki çocuğu var ve onların biri komünist, Sovyetlerin tarafında, diğeri demokrat, sözsüz özgürlük mücadelesinin tarafında. Ve bunların savaşı, bunların kavgası ve bunların üzerinde annenin mesuliyeti. Anne ne yapmalı? Nasıl oldu ki bir anne iki çocuğuna aynı moral vermiş, ama onlar yollarını ayırmışlar. Ve bu ayrılan yolun tarafında. Ve bunların savaşı, bunların kavgası ve bunların üzerinde annenin mesuliyeti. Anne ne yapmalı? Nasıl oldu ki bir anne iki çocuğuna aynı moral vermiş ama onlar yollarını ayırmışlar. Ve bu ayrılan yol ne zaman birleşecek? Birleşiyor mu? Ona siz bakmanız lazım. Filmde bakmamız lazım.